40 bini yaklaşık. Geçtiğimiz Cuma günü saat 20.30'da düzenlenen toplantıya Avrupa Milli Görüş Teşkilatı'nın kurucusu Hasan Damar, ilçe başkanı Ertan Sütçü, İl Genel Meclis üyesi Fahrettin Bayraktar, belediye meclis üyesi Özgür Öztürk, Ayhan Baygın, köy ve mahalle temsilcileri ile çok sayıda parti üyesi katıldı. Divan toplantısının açılış konuşmasını yapan Saadet Partisi ilçe başkanı Ertan Sütçü, hedeflerinin yerel seçimlerde belediyeleri almak olduğunu söyledi. Yerel seçimler var. 2014 Mart ayında, yani 14 ay sonra belediye başkanımızı ve belediye meclis üyelerimizi inşallah seçeceğiz. Bu evet doğrultusunda İnegöl İlçe Teşkilatımızın taşıdığı büyük bir misyon var. Sağlam, İnançlı ve azimli bir teşkilat yapısını kurarak, disiplinli ve planlı çalışarak İnegöl'ümüze, Bursa'mıza ve ülkemize örnek olmayı hedeflemiş ve bu misyona inanmış güçlü bir teşkilatız elhamdülillah. Başarının sırrı şanslar değil, ekip olma, zihniyet ve sistematik bir yapıdır. Rahmetli hocamız bozuk kantar, uzmanın elinde doğru tartmaz. Cetveli eğri olan doğru çizgi çizemez demiştir. Dolayısıyla başarı için önce sağlam bir inanç, doğru bir plan program, sonra da ehil bir uygulayıcı gerekli. İlçe teşkilatı olarak tüm birimlerimizle 14 aylık hedef plan ve programımızı oluşturduk elhamdülillah. Avrupa Milli Görüş Teşkilatı'nın kurucusu Hasan Damar ise Milli Görüş lideri Profesör Doktor Necmettin Erbakan'ın son nefesine kadar bu dava için mücadele ettiğini ifade etti. Hasan Basri Hazretleri'nin cemaat ömrünü kesmiş. Demiştir cemaat, üstad sen etkili konuşuyorsun. Ne olur bize bir vaaz ediversen çok etkileniyoruz. O da cemaate demiş ki, Allah'tan korkarak yaşarsanız öbür dünyada korkmayacaksınız. Eğer Allah'tan korkmadan yaşarsanız öbür dünyada korkacaksınız. Demiş, vaaz bitirmiş. Bu kadar. Allah'tan korkarak yaşarsanız ebedi dünyada korkmayacaksınız. Allah'tan korkmadan yaşarsanız ister paşa olun ister maşa, ister vali olun ister başbakan, öbür dünyada perişan olacaksınız. Onun için Allah'tan korkarak yaşamayı Allah bize nasip etsin. Dünyamızı öyle değiştirip Allah'a dönmeyi Allah bize nasip ve mevsel etsin. Değerli kardeşlerim, biz ne sağcıyız ne solcuyuz. Biz Darul Erkancıyız. Bizim teşkilatımızın temelleri Darul Erkan'dan kaynaklanmak. Bizim liderimiz Erbakan, Darul Erkan teşkilatını bütün dünyaya yansıtarak ömrünü tüketmiş ve bize bu davayı miras bırakmış. Teşkilat anlayışının Amerika'ya, Batı'ya ya da hiçbir tarafa bağlı olmayacağını ifade eden Hasan Damar, gayemiz Allah, liderimiz Hazreti Muhammed Mustafa, görevimiz Allah'ın nizamını yeryüzüne hakim kılmak için gayret sarf ederek cihat etmektir dedi. İki
gündüzüne kadar liderine sadık olan böyle bir cemaat. Efendim çok zayıfız, küçüküz falan filan. Yok böyle bir şey. Böyle bir şey yok. Biz cemaat olmak mecburiyetindeyiz ve Allah'ın izniyle cemaatiz. Mutlak surette hem Türkiye hem dünyaya el koyacağız. Bir daha. Bizim beklentimiz ne Amerika'dan ne Batı'dan. Alemleri yoktan var eden Allah'tan. Ve mutlaka Allah bize yardım edecek. Yusuf Aleyhisselam'a ettik. Onu yok etmek için kuyuya attıkları zaman Yusuf Aleyhisselam şöyle seslendi. Vallahi galibun ala emrihi. Vallahi ente de galibun ala emrihi. Ya Rabbi senin emrin galip gelecek. Biz de birini görüşüyor olarak diyoruz ki vallahi galibun ala emrihi. Ya Rabbi senin emrin galip gelecek. Hem belediyelere hem belediyelere hem belediyelere. Damar cihat yanlış yoldaki insanların kapısına kadar gidip yolunuz yanlıştır. Bu Amerikan'dan, bu Batı'dan hayır gelmez. Bunlar çöküyorlar. Kendileri çökmeden Türkiye'yi çökertmek istiyorlar. Aklınızı başınıza toplayın. Derhal Saadet Partisi'nden toplanın demektir dedi. Üçünü de halletmişiz. Dördüncüsüne dinledik. Cemaat.